farkındaydım. Hiç yataktan çıkasamam gerçekten. Ama benim 10'da konferans salonunda olmam lazım. Ve saat 9. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağım hiç fikrim yok. Ama 10'da olmam gerekiyor. Gerçekten ya. Ne yapsam hiç fikrim. Neyse. Ben hızlıca karar verip hızlıca hazırlanayım. Sonra sizinle tekrar görüşelim. Şimdi günlük makyaj rutinimin aynısını yapacağım. Zaten başlangıcını, nemlendiricisini ve toniğini falan yaptım. Ama eğer siz makyaj rutinimi izlemediyseniz şuradan gidebilirsiniz ona. Geç kalacağım. O yüzden çok hızlı hareket etmem lazım. Bu arada az önce gözümde kullandığım şu push-up angel rimelin incelemesini yaptık sizinle birlikte. Onun da videosunu izlemek için şuradan gidebilirsiniz ya da açıklamadaki alama bırakacağım diyorum. Şimdi ben hızlıca çıkıyorum, hadi. Şu an o kadar geç kaldım ki küpe takmayı unuttum. Neyse, makyajım ışıkta böyle oldu ama annem biraz fazla kaçmış kenarları dedi. Onu düzelteceğim birazdan. Dudağıma da şu Flormara şeyini sürdüm. Aşağıya yazacağım bunu. Neresi fazla kaçmış ben anlamadım. Birazcık turuncu ama bunun özelliği bu. Neyse. Şimdi hızlıca okula gidiyorum. Yoksa yani konferansın ancak sonuna yetişebileceğim. Tamam, belki okula geç kalmış olabilirim ama poğaça da mı yemeyelim yani? Açım. Ne yapabilirim? Of, saat 9.55. 5 dakika kaldı konferansa. Herhalde ben 5 dakikada ışınlanamayacağıma göre konferansın sonuna doğru yetişeceğim. Neyse, kısmet. Geçiyor ama daha başlamamış. İyi yetiştim o zaman. Şimdi hızlıca okula gidip yerime oturayım. Ve söylemeyi unuttuğum bir şey var. Sonra tamamen gidiyorum konferansa. Bugün konferans Hakan Atıkoğlu. Off-the-record veriyorum. Yani bu da olabilir. Mesela ben muhabirlik hayatımda çok fazla insan tanıdım yani. O yani günde belki 20 kişiyle selamlaşıyordum yani. Ama hepsi... Ben de biliyorum diyor. Aa, elimde bir tane senaryo var, format var diyor. E ben bunu yapayım, 5 deyip 50 kazanayım diyor. Sistem buraya gidiyor yani. Bundan dolayı bir anda yapımcı oluyorsun. Mesela ben de yapımcılık denedim bir şekilde. Çünkü bilgi birikimi de var. Bunu kullanmak istiyorsun. Bilgiyi, network'ü, parayı, işte kanalı... Yani 99-2009. Doğru, İbrahim Tatlıses'in has adamıydım yani. 9 yıl onunla gezdim. Artık hani şey oluyor, mükerrem olmaya başlıyor. Yani şey yapın, diyorsun bir yenilik. Yani artık bu kadar bir bilgi birikimim var falan filan. Ya mesela network dedin ya, İbrahim Tatlıses bunu tatlı seçti. Bitti, çıktık. Herhalde şu zamana kadar girdiğimiz en güzel etkinlikti. Şu an MR'a geldik. Şu an bir fikir değişikliğiyle MR'a geldik. Ama burası çok eski. Neyse, MR'da görüşürüz. Kahvemizi aldık Starbucks. Ama iyi bulamadım. Dönüyorum burada. Neyse bulurum herhalde. Neyse. Kahveye aldık. Şimdi oturacağız. Ece diğer taraftan inanmıyorum. Deli gibi döndüm. Neyse. Artık kahveleri içtik. Bir planlı bir yürü falan böyle bir gezeceğiz bakalım. Neler var?
pijama, kombini, her şeyler. Siyah pantolon ve böyle bir panço ve klasik Zara çanta. Biz hiç bulamadık. Yani başka bulundu biri falan bir şey bulamadım. Bir iki şey gördüm. Onları da sizinle paylaştım zaten ama yani birinin defosu vardı. Bir de ihtiyacım yok. Yani ayakkabıya şu an bir ihtiyacım yok. O yüzden almadım. Şimdi biz Ece'yle ayrılacağız. Ece spora gidecek bir aktif bir insan olarak. Ben Kadıköy'e geçeceğim. Kitabım vardı, onu bırakacağım. Ondan sonra ne yaparım bilmiyorum. Ama zaten haberleşiriz. Şimdi o zaman daha sonra görüşürüz. Bye bye. Esiyor. Çok esiyor hem de burası. Şimdi otobüs bekleyeceğim. Şimdi ben Kadıköy'e geldim. Bir daha buradaki kütüphaneden kitap almayacağım çünkü yani vakit bulamam diye bugüne sıkıştırmak zorunda kaldım. Ama neyse ki diğer aradığım kitaplar var. Yani çok zorda kalmadık, hiç buradan bile almayı düşünmüyorum. Şimdi kitabı bırakacağım. Niye sürekli böyle gülümsüyorum onu da bilmiyorum. Buradan değil de bir sonrakinden de. Ay. Neyse. Burası MR'ın oraya göre daha az esiyor. Neyse. Gideyim be. Yes, çok hızlı bir kitabı bırakıp çıktım ya. O kadar hızlı oldu ki her şey. O yüzden orayı çekemedim. Ama şeyi çektim birazcık, böyle kütüphaneyi çektim. Gerçekten bugün yine koşturmalı bir gün oldu benim için. Çünkü neden? Hafize sürekli her güne bir şeyler sığdırmak zorunda. Asla unutmamalı bir şeylere. Neyse, ben Üsküdar'a geçeyim. Orada tekrar görüşürüz. Ben eve geldim. Vallahi yoruldum. Bugün neler yaptık? Hemen şöyle bir sayalım. Bir konferansa gittik sizinle birlikte. Hakan Atiboğlu'nun olduğu bir konferanstı. Ondan sonra MR'a gittik. MR'dan çıktık ve şeye gittik. Kadıköy'e gittik, kitabı bıraktık. Aslında bugün bütün kafamdaki işleri hallettim. Video biraz kısa oldu, farkındayım. Ama bugün böyle kısa bir vlog olsun istedim. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.